Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. İtalya izlenimleri 3. Bruno yakıldığı yerde elinde kitapla. Sezar'ın emekli generalleri için kurduğu Rönesans'ın doğum yeri Floransa'dan Roma'ya kara giderken müthiş bir manzara keyfi yaşadık. Tek engel zaman zaman dakikalarca süren tünellerdi. Toskana bölgesinin tablo dağlarıyla bereketli ovaları birbiriyle yarışıyordu. Roma'ya yaklaşırken Reyhan Rehber seslendi. Şu an Spartaküs'ün köle gladyatör olarak tutulduğu Kapua bölgesinden geçiyoruz. O an çevredeki ağaçlar, gökteki bulutlar ete kemiğe büründü, Spartaküs gibi göründü. Sanki karşımda Spartaküs varmış gibi otobüsten rastgele çevrenin fotoğrafını çektim. Milattan önce 1. yüzyılda Roma'da köleliğe karşı baş kaldıran Spartaküs, yenilmesine karşın bugün de haksızlığa karşı mücadelenin sembolü öyle değerler vardır ki uğruna mücadele ederken yenilmeye değer. Spartaküs'ten 17 yüzyıl sonra yine İtalya'da bu kez bedenin değil beynin esaretine hayır diyenler sahneye çıkar. Felsefeden gökbilime kadar pek çok alanla ilgili Rönesans filozofu Giordano Bruno 17 Şubat 1600'de düşüncelerini ifade etmekten vazgeçmediği için yakılarak öldürüldü. Roma'da aşk çeşmesinden yürüme mesafesindeki Campo de Fiori meydanı Bruno'nun 4 asır önce yakıldığı yer. İtalyanlar bu meydanın ortasına Bruno'nun normal insan ölçülerinin birkaç katı büyüklüğünde heykelini dikmiş. Elinde kitap kararlı bir ifadeyle bakıyor. Engizisyon baskılarına boyun eğmeden bilimsel araştırmalarını sürdüren Bruno'nun son sözlerinden biri şu olmuş. Ne gerçeği gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Heykelin önünde fotoğraf çektirenler genellikle ellerini bir kitap alıp Bruno gibi tutuyorlar. Geleneğe biz de uyduk. Bilimin babası Galilei Galileo'nun susurulmaya çalışılması, layık düşüncenin mimarı Rönesans'tan 10 yıllar önce cennet cehennemi yazmış Dante'nin Floransa'dan sürülüşü. Bunlar İtalya tarihinin bir parçası. İtalyanlar sadece kendilerini değil tüm dünyayı da etkilemiş büyük insanlarıyla övünürken onlara yapılan zulümlerden de ders çıkarmış. Bunu saklamak yerine tartışmaya açmış. Yüz binden fazla arkeolojik alan, nokta ve anıtın bulunduğu bilim tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığı İtalya'yı gezerken müze kavramı da değişiyor. Zira başta Floransa olmak üzere tüm tarihi şehirlerin caddeleri, ana meydanları müze gibi. Dünyada bugünkü anlamda ilk üniversitenin 11. yüzyılda kurulduğu Bolonya şehri kırmızı kent olarak biliniyor. Bu renk şehrin her yerine hakim. Kopernik'in de öğrencilik ettiği ilk binaları dolaşırken insan yaş kavramını kaybediyor. İtalya'da kadınların mücadelesi için verilecek çok örnek var. Birini paylaşalım. Papalık malum erkek işi. 9. yüzyılda bir kadın buna soyunmuş. 12 yaşından itibaren erkek gibi görülmüş. Papalığa kadar çıkmış. 8. John olarak papalık tarihine geçmiş. Bu aşamadan sonrası değişik. Güçlü bir anlatıma göre hizmetindeki bir erkeğe aşık oluyor ve doğuruyor. Doğuma kadar gerçeği saklamayı başarıyor ama doğumda her şey ortaya çıkıyor, öldürülüyor. O tarihten sonra papalar testis kontrolü sonrası göreve başlamış. Bunun için ortası delik özel bir sandalye imal edilmiş. Tabi dokunmak da olmaz. Papanın testisleri oradan sallanırsa sorun yok. İtalya deyince adı geçmesi gereken yüzlerce kişi var. Ama makyavelsiz elbette olmaz. Türkçe'ye çok olumlu örneklerle geçmeyen makyavel aslında toplumu, siyaseti çok iyi okumuş bir yazar. Siyasetçi düşünür. Türkçemizdeki en iyi örneği Profesör Doktor Necdet Adaban İtalyanca aslından çevirisi. İtalya'nın devlet tarihini bir cümleye indirmek gerekirse şu söylenebilir. İtalyan birliğini sağlama mücadeleleri. Bu apayrı yazılar konusu. Machiavel Roma İmparatorluğu'nun nasıl çöktüğünü anlatırken kritik dönemeci şöyle ifade ediyor. Sınırlarını korumayı paralı askerlere bıraktığı gün. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.